1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızla sizlerle birlikteyiz. Her hafta farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu hafta da yine çok önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kıymetli değerli hocamız, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Operatör Doktor Nurcan Dalan bizlerle birlikte olacaklar. Nurcan hocamla rahim ağzı kanserinden bahsedeceğiz. Hijyenden, dış gebelikten ve merak ettiğimiz tüm sorularımızın cevabını hocamızdan alacağız. Ben öncelikle Nurcan Dalan hocamıza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum programımıza. Evet hocam, değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta kanser haftasıydı.
kanserden korunma yolları ve kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını ve yaygın bir hastalık olduğu hep gündemdeydi bu hafta. Bu haftada biz rahim ağzı kanserinden izleyenlerimizi bilgilendirelim istedik. Çünkü kadınlarda en sık görünen kanserlerden birisi rahim ağzı kanseri. Peki nedir rahim ağzı kanseri? En sık görülen kanser olmasının yanında bir de genç kadınları, üreme çağındaki kadınları tutan bir kanser olması babında çok önemli. Erken tanısı olabilen ve korunma yöntemi aşısı olan bir kanser. O yüzden çok daha ciddiye almak gerekiyor. Maalesef rahim ağzı kanserinin hani bir belirtisi olduğunda gidip tanı koyduramıyoruz. Düzenli takiplerde eğer ki düzenli kontrollere gidiyorsanız kadın doğum cihazınıza, kadın hastalıkları ve doğum uzmanınıza çok rahat erken safhada teşhisi konulurken geç fark edildiğinde rahim ağzı kanseri çok genç kadınlarda oluşan dediğim gibi bir kanser olması babında ve öldürücü ve çok hızlı ilerleyen bir kanser olması babında çok önemli erken tanısı. Kendiniz fark edemiyorsunuz. Belirtileri başladığında ilerlemiş olabiliyor. O yüzden senede bir kere normal jinekolojik muayeneye gelmek çok önemli. Maalesef bizim kadınlarımız gebe kaldıklarında doktora geliyorlar. Onda da genelde jinekolojik muayeneyi geçmiş oluyoruz. Rahim ağzını görmüyor oluyoruz. Çünkü birazcık da geç geliyorlar gebelik kontrollerine. Ve bu 9 aylık bir kayıp demek, zaman kaybı demek. Ya da çok ciddi sorunları olduklarında geliyorlar. Bu da geç kalmak demek. Evet. Ama normal rutin cinsellik başladıktan sonra, cinsel hayat başladıktan sonra en azından düzenli yıllık kontrole gelirlerse hem korunma yöntemlerini öğrenirler hem de bir şey varsa evet. Allah muhafaza erkenden tanı ve tedavilerini alabilirler. Çok basit bir tedaviden çok kötü, çok agresif, çok vücuda zarar veren tedavilere maruz kalmaktan kurtulmuş olurlar böylece erken dönemde. Evet, peki belli bir yaşı var mıdır hocam? Özellikle korunmak çok önemli. Biz 12-20-26 yaş diyoruz ama 9 yaşından itibaren de yapılabiliyor. Aşısı var rahim ağzı kanserinin. Bu da hemen hemen %99'a yakınını rahim ağzı kanserinden koruyor. Türkiye'de ve dünyada en yaygın rahim ağzı kanseri yapan virüs tespit edilmiş. Ona karşı aşı geliştirilmiş. Biraz maliyeti yüksek ama hayat kurtarıcı olduğu evet. için yani çok önemli. Özellikle cinselliği başlamamış insanlarda başlamak gerekiyor ki ilk cinsel ilişkiye girmeden yapılsın ve virüsle temas ettiğimizde rahim ağzı kanseri HPV denilen bir virüsle bulaşıyor. Her HPV tipi kanser yapmıyor. Bazı tipleri kanser yapıyor. Özellikle en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilmiş evet. aşı. Ona karşı aşı yapıyoruz. 3 doz aşı. Erken başlarsak 2 doz yeterli oluyor. Ama geç başlarsak 3 doza kadar yapmak gerekiyor. Hadi diyeceksiniz 26 yaşından sonra evlenirse yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Ama koruyuculuğu daha az. Erken yaşta başlanırsa aşıya hem koruyuculuğu daha yüksek hem de özellikle erken yaşta cinsellik başlarsa rahim ağzı kanserine karşı savunmamız daha az oluyor. Daha çabuk kanser olabiliyoruz erken cinsellikte. Onun için erken yaşta başlamak gerekiyor aşı. Tabii en önemlisi bu aşıyı yaptırdığımızda simir testlerimize ara vermiyoruz asla. Başka tiplerden de çünkü etkilenebiliyoruz. Aşı yaptığımız halde mutlaka simir testlerine başlıyoruz. Devam ediyoruz. Tabii en önemlisi korunma yöntemleri. Cinsel yolu bulaşan hastalıktan korunma yöntemleri. Prezervatif, kondom, kılıf halk arasındaki deyimiyle çok önemli. Mutlaka eşinizden mutlaka kondom kullanmasını isteyin. Sadece gebelikten korunmak anlamında değil. Cinsel yolu bulaşan hastalıklar anlamında çok önemli, çok koruyucu. Tamamen %100 tabii ki korumuyor ama bizi çok rahatlatan bir korunma yöntemi. Evet. Peki hocam, rahim ağzı kanserinin risk faktörleri dediniz. Nelerdir risk faktörleri? Risk faktörleri arasında çok eşlilik, erken cinselliğe başlamak, sigara, cinsel yolu hastalıklarına bulaşan hastalıklara maruz kalmak gibi faktörleri var. Ve tabii ki hani buna rağmen takibe gelmemek bu riski arttıran faktörler. Peki hocam sigara dediniz. Sigaranın bu kadar ciddi anlamda faktörü var mı, riski evet, var mı? Sigara hayatımızın her anında, her döneminde, her organımıza
zarar veriyor. Yani sadece akciğer kanseri diyebiliyoruz. Aslında sadece akciğer kanserini düşünmek bile sigara içmememizi ya da içiyorsak bırakmamızı gerektirecek bir şeyken bütün organlarımızda kanserin hem riskini arttırıyor hem de daha bağışıklık sistemimizi çok düşürdüğü için hem de yayılmasını çok hızlandırıyor. Sigara çok önemli. Hayatımızdan keşke tamamen tüm evet. dünyadan keşke tamamen çıkarabilsek sigarayı. Ve tabii sigara artık öyle bir şey oldu ki hocam. Çok yaş oranı da düştü. Her programda dile getiriyoruz. Sigaranın dediğiniz gibi bütün hastalıklarda ana bir başlık. Lütfen sigara kullanmayın. Evet. Şimdi çok bilinçsiz yaşlarda başlanıyor sigara. Özellikle okullar çok önemli. Okullarda genç çocuklar, evlatlar başlıyorlar. O zaman çok bilinçli olmuyorlar. Bir kere başlamış oluyorlar ve artık bilinçli hale gelince de bu sefer alışkanlık çok yerleşmiş oluyor. Bırakmak çok zor oluyor. O yüzden keşke hani bir şekilde bu erken yaşta başlamaya engel olabilsek. Zaten o zaman dünya çok daha güzel bir dünya olacak herhalde. Sigara gerçekten hayatımızı çok mahveden ve çok fazla soruna neden olan bir etmen. Nasıl kurtulacağız bu beladan hiç bilmiyorum ama kurtulmak lazım. Ve hamilelikte en önemlisi de evet. hocam. Yani hamilelikte dahi sigara kullanılmaması gerektiği halde yine de o bebeğe dahi o zararı verebiliyoruz. Aslında çok bilinçliler aileler. Yediklerine çok dikkat ediyorlar, içtiklerine çok dikkat ediyorlar. Bu sigara nasıl hala içilebiliyor, insanın aklı almıyor. Çünkü çocuğun belki de yarın öbür gün alerjik mi doğacak bebeğiniz, düşük doğum ağırlıklı mı doğacak, zekası daha mı az olacak sizin içtiğiniz. Çünkü nefes alma hakkı, yani daha temel bir hak olamaz dünyada. Nefes alma hakkını bebeğinizin elinden alıyorsunuz. Kendinize zararı zaten inanılmaz boyutlarda ama bebeğinize de belki KOAH olacak, yarın öbür gün astım olacak diyorum ya. En ufak birazcık zekasında bir gerilik olsa, düşük doğum ağırlıklı bile de olsa hayatını tamamen etkileyecek bir etmen sigara. Yani en az 3 ay önceden bırakmak gerekiyor. Gebe kalmadan önce kurtulmak gerekiyor evet. sigaradan. Ve hamilelikte, gebelikte bir vesile oluyor bırakmaları keşke, için. Keşke, ben her zaman hastalarıma şunu söylüyorum sigara içen gebelerime. Diyorum insanlar iki çeşit sigarayı bırakırlar. Bir, artık ben hani kurtulayım bu beladan deyip gebe kaldıklarında vesile oluyor, gebelik vesile oluyor. İki, kanser olduklarını öğrendiklerini. Ben çok hastadan duyuyorum. Kanser olduğumu öğrendim, bir sigarayı bıraktım ama ne fayda? Hiçbir manası yok. Yani demek keşke, ki bırakılabiliyormuş. Evet ve şunu da çok duyuyorum ben. Bırakmanın bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar kolaydı da bunca yıldır ben niye içmişim bu sigarayı diyen çok fazla hastamız var. Peki Nurcan Hocam, neden bize hastalık kapımıza geldiği zaman önlemler alıyoruz? Çünkü kaybetmeden hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Ne hayatın, ne içtiğimiz suyun, ne yediğimiz yemeğin, ne arkadaşlarımızın, ne dostlarımızın. Sağlık bize o kadar hediye ki, o kadar güzel bir hediye ki, o kadar doğal bir şey ki zannediyoruz ki hep öyle gidecek. Yani hiçbir şey olmayacak. Hastalanan insanlar olmaz mı? Çevremizde bir sürü hastalanan, kanser olan, sigara yüzünden kanser olan ya da işte rahim ağzı kanseri olan, başka kanserler olan, astım olan, KOAH olan o kadar çok insan var ki ama hep şunu zannediyoruz. Bize nasıl olsa bir şey olmaz. Çünkü içer içmez başlamıyor etkisi. Yavaş yavaş öldürüyor. Yavaş yavaş gelişiyor. Yani onun için de zannediyoruz ki biz ölümsüzüz. Bize nasıl olsa bir şey olmaz. Yani olanlar onlar olmuş ama bana olmaz diye düşünüyoruz. Kaybetmeden asla anlamıyoruz ne olduğunu. Kaybettiğimiz şeyin kıymetini. Evet. Sağlık işte. Hiçbir şeyle satın alınamayacak. Paha biçilemeyecek. Bedel biçilemeyecek bir evet. durum. Ve sağlığımızın kıymetini lütfen bilelim. Evet, çok basit aslında. Yani sadece sağlıklı, ben gebelerime de söylüyorum, en ucuz şey sağlıklı yaşamak. Evet. Çünkü paketli gıdalardan uzak duruyorsunuz. Evinizde pişiriyorsunuz, evinizde yiyorsunuz. Turfanda meyve sebzelerden uzak duruyorsunuz. Mevsim meyve sebzelerinde o kadar çok şey yok. Yani zararlı şey yok. Organik beslenmek mükemmel olur ama tabii ki çok zor herkesin evet. organik gıdaya ulaşması. Ama en azından turfanla meyve sebze yemeyin. En azından paketli gıda yemeyin ve işte bu ya sigara pahalı bir şey, ucuz bir şey değil ve her gün içiyorsunuz. Yani ondan uzak durmak, gazoz mahallinden, içeceklerden uzak durmak. Aslında hayatımızı çok ucuzlatan bir şey. Sağlıklı beslenmek en ucuzu. Neden yapamıyoruz ben de anlamıyorum. Kilo almak da çünkü paketli gıdalar inanılmaz kilo da aldırıyor.
O da çok fazla sağlık problemine neden oluyor. Peki hocam, rahim ağzı kanserinde kilo da önemli mi? Kilonun yani rahim kanserinde önemi var. Rahim ağzı kanserinde belirgin bir önemi yok kilonun. Rahim kanseri ayrı, rahim ağzı kanseri tabii ayrı. Tabii ki, elbette. Rahim ağzı dediğimiz kanser, rahimin girişindeki hücreler farklı olduğu için farklı şeylere maruz kalıyoruz. Rahim kanseri, rahim iç tabakası ve kasanın kanseri diye bir şey var. El yumurtalık kanseri ayrı, tübün kanseri ayrı. Aslında her tarafın bir kanseri var ama rahim ağzı kanserinin en güzel, en büyük özelliği aşısının olması, prezervatif gibi bir korunma yönteminin olması ve erken tanının çok kolay konulabilmesi. Erken teşhisle de tedavi yöntemleri. Tabii çok basit tedavi yöntemleri, küçük böyle bir kazıma yöntemiyle ya da işte korunma yöntemiyle rahim ağzı çıkarmakla kocaman ameliyatlardan, radyoterapilerden çok büyük yüklerden kurtuluyorsunuz. Tedavi yöntemlerinde ilaç tedavisi mi yoksa cerrahi tedavi mi? İlaç tedavisi daha yaygın değil. Asıl olan korumak. Her şeyde olduğu gibi. Koruyucu hekimlik dünyadaki en önemli şey. Hasta olduktan sonra geçirmek, tek tek insan insan geçirmek çok zor. Ve çoğunun da tam tedavisi yok. Ya da işte bir şeyi tedavi ederken başka şeylere zarar veriyoruz. Sonuçta bir ameliyat vücudun bir sürü şeyine zarar veriyor. Sonuçta ameliyat olmak kadın için çok zor bir şey. Evet. Ameliyat olmak çok zor. Koruyucu hekimlik yanında tabii karşılaştırıyorum. Ya da radyoterapi dediğimiz çok, yani bütün hücrelerimize zarar veren tedavi yöntemleri. Onun için bunlara maruz kalmadan koruyucu hekimliğe çok dikkat etmemiz lazım. Çok önem vermemiz lazım hayatımızdaki. Ve şu da var Nurhan Hocam. Artık geçmişteki gibi değildi. Teknoloji çok ilerledi. Kamu spotları, işte yapmış olduğumuz programlar. Halkımızın ve kadınlarımızın bilinçli olması gerekmiyor mu? Aslında bilinçliler. Tek tek konuşacak olursanız bakıyorsunuz o kadar güzel, yani evet. Her şeyi herkes biliyor ve farkında. Ama hayatın temposu içerisinde aslında hiçbir şey yapmazken çok yoğunuz. Bir bakıyorsunuz ortada bir şey yok ama o kadar bir koşuşturmada geçiyor ki böyle oraya yetişeceğim, buraya yetişeceğim derken asıl önem vermemiz gereken şey sağlığımızı unutuyoruz. Yoksa tek tek soracak olursanız herkes biliyor rahim ağzı kanseri ne demek, nasıl korunuluyor, simir almanın önemi. Çünkü sağlık ocaklarında bile yapılıyor artık, yani hiç kaçarımız yok ve bunun bir masrafı da yok. Sadece gidip yani ve tek tek çağrılıyor da aslında kadınlar, gelin alalım diye. Ama bir türlü kendimize vakit ayıramıyoruz. Onu kendimize vakit olarak görüyoruz ama biz sağlıklı olursak toplum sağlıklı oluyor. Kadın sağlığı çok önemli, evet. Bir şey. Yani sizin sağlıklı olmanız, evlatlarınızın, çocuklarınızın sağlıklı olması, evinizde çok daha mutlu olmanız gerekiyor. Erkek çok önemli ama kadının önemi asla tartışılamaz ailede. Aileyi ayakta tutan şey temel kadın. Evet, evet. Yani bir bakıyorsunuz eğer hani Allah korusun anne ya da baba kayıplarında anne varsa ailede bir şekilde atlatılıyor travma. Evet. Ama bu, yani anne yoksa her şey dağılıyor. Anne hastaysa ona bakacak, çocukları idare edecek, kocayı idare edecek kimse olmuyor. Kadın toparlıyor. Toparlıyor. Bu kadar yükü almak doğru bir şey mi kadın olarak üzerimize, ama toplum bir şekilde yüklüyor bunu size. Evet. Aile yüklüyor ve siz farkına varmadan o yola giriyorsunuz zaten. O yükü alıyorsunuz. Yani kendinizi korumak, ailemizi korumak anlamına geliyor aslında. Kendinize vakit ayırıyorsanız eğer sağlık anlamında, ailenize vakit ayırıyorsunuz demektir. Çünkü siz hastalanmasanız onlar zaten iyi oluyor. Evet, aslında şöyle görünür hep. Ailenin temel taşı erkek gibi görünür ama aslında asla öyle o değil. Ailenin temel direğidir kadın. Kesinlikle. Çünkü kadın varsa, kadın sağlıklıysa o ev gerçekten de ayakta duruyor hocam. Evet, evet. O yüzden kadınlar kıymetinizi bilin. Kendimizin kıymetini bilmek zorundayız. Evet. Kadınlar özel olduğunu hissetmeli. Evet. Çünkü gerçekten kadınlar çok özel. Kadın yoksa çünkü hiçbir bir şey. Anne, kadın anne, kadın eş, evet. Kadın her şey. Evet. O yüzden kadınların sağlıklarına iyi baksınlar. Kesinlikle. Evet, biraz da hocam rahim ağzı kanserinden bahsettik. Tedavi yöntemlerinden bahsettik. Risk faktörlerinden bahsettik. Peki rahim ağzı kanseriyle karşı karşıya gelmiş bir hastamız. Evet. Tedavisi oldu, iyileşti. Tekrar böyle bir hastalıkla karşı karşıya gelebilir mi? Elbette, takipler bitmiyor. Yani ömür boyu devam ediyor. Eğer ki hani basit, önceden çok basit bir şekilde fark edilmişse, daha
invaziv hale gelmediyse zaten simirlerine devam ediyoruz. Eğer çok ileri safhadaysa radyoterapi ya da cerrahi tedavi yapıyoruz ama hem simirler hem de sürekli düzenli kontroller devam ediyor elbette ki. Peki rahim ağzı kanseriyle karşı karşıya gelmiş bir vakada gebelik riski var mıdır? Tabii ki gebeliğe engel olmuyor rahim ağzı kanseri ama tedavi eğer radyoterapi cerrahi bir tedavi aldıysa konizasyon denilen bir yöntem var. Konizasyonda biraz derin olarak rahim ağzı çıkarılıyor. Ondan sonra gebe kalabilir kadın. Yalnız işte rahim ağzı yetmezliklerine falan neden olabiliyor. Bu daha dikkat, daha takibi güzel yapılması gerekiyor gebeliğin. Bazen erken doğumlara da neden olabiliyor çünkü. Ama radyoterapi aldıysanız ya da cerrahi olarak rahminiz çıkarıldıysa tabii gebelik artık şansı kalmamış oluyor. Ama gebeliğe de risk faktörleri arasında görmemek de gerekiyor. Tabii ki değil, hiç alakası. Yani rahim ağzı kanser olabilirsiniz, tedavinizi görebilirsiniz, olumlu yanıt alabilirsiniz tabii, tedavi ve sonrasında da gebe kalma olasılığınız yüksek. Erken dönem rahim ağzı kanserlerinde diyelim onu. Erken dönem. Evet o zaman ne diyoruz? Erken teşhis her zaman için hayat kurtarıyor. Kesinlikle. Hastalıklara erken teşhiste bu kanser içerisinde olmasıyla birlikte korkulacak bir hastalık olarak görmeyelim. İşte erken tanı olunca yok gerçekten ama geç tanı olunca Allah yani çok zor, çok zor. Peki yani, geç tanılarda nelerle karşılaşır kişi? Geç tanılarda çok hızlı ilerliyor rahim ağzı kanseri. Hem genç kadınlarda oluyor dediğim gibi çünkü üreme çağında alınan bir mikrop bu. Hem de çok hızlı ilerliyor. Böbrekleri, üreterleri yani o idrar yollarını tutabiliyor. Çok hızlı ilerliyor. Erken tanınırsa cerrahi olarak çıkarıyoruz rahmi ya da rahim ağzını ama biraz ileri evreli cerrahiyle radyoterapinin bir farkı yok. Radyoterapiyle radyasyon tedaviyle tedavisiyle tedavi ediliyor. Tabii buradan çok zor ve insanı çok yıpratan tedaviler. Hiç kimse oralara kalmasın. Evet. Erken erken inşallah tedavi olsunlar. Ve rahim ağzı kanserinin bir virüsle bulaştığını belirttik hocam. Evet. %99. %99 virüsle bulaşıyor. Ve burada da tabii hijyen karşımıza çıkıyor. Evet. Temizlik karşımıza çıkıyor. Evet. Peki hijyen kurallarına gerçekten uyabiliyor muyuz? Şimdi hijyen derken bir kere kadın genital sistemine ayrıca böyle bir önem verip böyle bir hijyene falan gerek yok. Normal temizliğinizi yapacaksınız. Oraları ayrı sabunlar, genital sisteminde ayrı sabunlar, ayrı korumalar yapmanıza gerek yok. Sadece normal duru soğuk suyla yıkamanız yeterli. Vajinanın içerisini kesinlikle parmakla temizlemeniz, yıkamanıza asla gerek yok. İlişkiden önce ya da ilişkiden sonra ya da herhangi bir dönemde gerek yok. Sadece normal duru suyla yıkamanız yeterli. Tabii ki çamaşırlarınıza dikkat edeceksiniz. Elbette ki en ufak bir sorunda geleceksiniz. Bir enfeksiyon varsa tedavi ettireceksiniz. Bir de şu petler çok önemli. Petler çok fazla pişik yapabiliyorlar. Çok fazla uzun uzun yani çok sürekli pet kullanmayı çok önermiyorum. Sık çamaşır değiştirmek, pamuklu çamaşır kullanmak çok önemli. Bunlar rahim ağzı kanseriyle alakalı değil. Evet. Genel hijyenden bahsediyoruz. Rahim ağzı kanserinde en önemli şey prezervatif, kondom, kılıf kullanmak. Hem hijyeniniz çok iyi olur, enfeksiyonlara karşı korunursunuz. Rahim ağzı kanserine karşı da çok iyi korunursunuz ama %100 asla korunmazsınız. Simirlerinize tekrar rahim ağzı kanser tarama testini asla aksatmamanız gerekiyor. Nurcan Hocam, tabii hijyen dedik ama bununla birlikte rahim ağzı kanserinin de belirtileri de var. Evet. Peki belirtileri nelerdir? Belirtileri adetten bağımsız olarak kanamalar, özellikle ilişki sonrası kanamalar çok önemli. Rahim ağzında bir şey varsa, bir patoloji varsa ilişkiden sonra kanama olabiliyor. Kadın bunu fark edince çok daha hızlı geliyor bize. Böyle sulu, et suyu gibi. Hani eti yıkadığınızda böyle bir kanlı, kırmızımsı bir akıntı oluyor. Et suyu şeklinde akıntısı olabilir. Bu şekilde belirtileri var. Öyle bir belirtiyle karşı karşıya geldiğiniz zaman hemen jinekoloğunuza, evet, kadın hastalıkları uzmanınıza mutlaka gidip bir test yaptırmanız gerekiyor. Kesinlikle. Bu korkutucu bir işaret.
Evet diyorum ya, hani hiç işaretler olmadan gelin lütfen. Hiç işaretler olmadan gelin, hemen biz bir simir yapalım. Bir sorun varsa zaten yakın takibi alacağız. Artık o kadar çok böyle her yıl her yıl simir de önermiyoruz. Tarama testleri birazcık daha açtık. Şimdi HPV DNA testi yapılıyor. Eğer HPV DNA testiniz negatifse 5 yılda bir simir bile yeterli. Pozitifse tabii ki daha sık yapıyoruz simirinizi. Sadece simir HPV DNA yaptırmadan sadece simirle takip edilmek istiyorsanız 2 yıl üst üste negatif olduktan sonra 3 yılı açabiliyorsunuz. Normal rahim ağzı kanser tarama testi normal geldiğiniz zaman 3 yılı açabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi HPV DNA baktırıyorsanız 5 yılda bir bile yaptırabiliyorsunuz. Öyle biz yani sürekli 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir gelin bile demiyoruz. Yani çok basit aslında ve çok da yıpratmayan bir takip programı var. Evet. Hastalığa kapılmadan önce gelin ki o hastalıktaki o uzun süreyi yaşamayın. Evet. O travmatik, o berbat süreci yaşamayın. Kadınlar için çok zor. Aslında kadın olmak da biraz zor hocam. Değil aslında. Kadın olmak keyifli bir şey. Sadece hani böyle zor gibi görmemek lazım. Keyfine varırsanız kadın olmanın, bunlar önemli değil. Yani erkeklerin de başka sorunları var. Yani kadın olmak gibi görmeyelim bunları. Bunlar işte yapılması, hayatımızın kuralları gibi görelim. Peki. Kadınlar kıymetli. Değerli. Evet. Çünkü o bir anne. Evet. Annelikten bahsedelim biraz da. Ve dış gebelik. Evet. Ve sonra da gebeliğe geçelim hocam. Evet. Evet. Nedir dış gebelik? Dış gebelik çok, yani dediğimiz bir hüsran. Şimdi bir çift geliyor, gebelik testini yaptırmış evde ya da işte adeti geçmiş gebe olduğundan emin. Geliyor, bakıyorsunuz rahim içerisinde gebelik kesesi göremiyorsunuz. Biraz bekleyelim diyorsunuz. İşte HCG denilen gebelik hormonu takiplerini yapıyorsunuz. Hormon yükseliyor. Yeterince yükselmese bile gene de yükseliyor ama hala gebelik rahim içerisinde gözükmüyor. O zaman dış gebelikten şüpheleniyoruz. Dış gebelik fetüsün, yani bebeğin, oluşmuş olan embriyonun rahim içerisinde değil de tüplerde, tüplerin çeşitli yerlerinde, yumurtalıkta, karında ya da rahimin çok köşelerinde ya da ta altında rahim ağzında, servikste dediğimiz yerde yerleşmesine bağlı gebelik oluşumlarına dış gebelik diyoruz, ektopik gebelik diyoruz. Maalesef çok can sıkıcı bir şey bu. Bazen ilaçlarla tedavi edebiliyoruz erken dönemde yakaladıysak. Ama bazen ilaçlar yetmiyor, ameliyat yapmak zorunda kalıyoruz. Basit bir kürtajla halledemeyeceğimiz bir sorun bu. Mutlaka ya laparoskopiyle dediğimiz göbekten ve iki yandan küçük deliklerden kamerayla girip alıyoruz. Çok kanamalı geldiyse bazen o yeterli olmuyor. Karından açık ameliyatta ameliyat etmemiz gerekiyor. Ama erken dönemde, gene her zaman bunda da erken tanı çok önemli. Erken dönemde yakaladıysak da, yani tanı koyduksak da gene ilaç tedavisiyle halledebiliyoruz. Peki Nurcan hocam, dış gebeliğin riskini arttıran nedenler nelerdir? Dış gebeliğin riskini arttıran nedenler en önemlisi enfeksiyonlar. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da çok neden oluyor. Normal enfeksiyonlar da neden oluyor. Sigara gene dış gebeliğin riskini arttırıyor. Geçirilmiş cerrahi yapışıklıklara bağlı dış gebelik riskini arttırabiliyor. Ve daha önce geçirilmiş dış gebelik riski arttırıyor maalesef. O yüzden böyle erken dönemde ilk ultrasona gelmenin bir önemi var. Rahim içerisinde gebeliği gördükten sonra daha rahatlıyoruz. Peki Nurcan hocam, dış gebelikten ne zaman şüphelenilmeli ve belirtileri nelerdir? Evet. Bir kadın hastalıkları doğum uzmanına gittiğiniz zaman zaten rahim içerisinde göremezse gebeliği şüpheleniyor. İlk araması gereken şey, çünkü gebelik kesesi rahim içerisinde. Ama gitmediniz, kanamanız başlarsa, kanama olabiliyor. İlla olacak diye söylemiyorum. Ama dış gebelikte kanama başlayabiliyor. Bu sefer zaten nasıl düşük mü yapıyorum diye o tedirginlikle geliyor ama kanama işareti olarak gelebilir dış gebelikte. Kanama işareti sinyal veriyor. Evet, ya da çok şiddetli karın ağrısı. Bazen dış gebelik çok şiddetli karın ağrısına ve kanamaya da neden olabiliyor karın içerisinde. Bu sefer baş dönmesi, tansiyon düşmesi, soğuk terleme gibi. Bunlar çok uç şikayetler. Artık hani çok tanınmamış ve patlamış dış gebelikte, iç kanamaya neden olmuş dış gebelikte bu tür ileri şikayetler olur. Artık çok erken herkes ultrasona muayeneye geldiği için erken yakalıyoruz dış gebelikleri. Hani çok bu kadar iç kanamaya gidecek kadar ya da
baygınlık geçirecek kadar, senkop geçirecek kadar çok ilerlemiyor artık. Ve diğer bir konu hocam, dış gebelikte tanı koyulduktan sonra takip ve tedavi yöntemleri nelerdir? Evet, önce tanı koyduktan sonra nasıl tedavi edeceğimize karar veriyoruz. Eğer ki çok fazla HCG dediğimiz hormon yükselmediyse, kalp atışı olan büyük bir kese yoksa dışarıdaki, yani rahimin dışında, daha çok ilaç tedavisini tercih ediyoruz ve HCG takibi yapıyoruz. Eğer ilaç tedavisine cevap alıyorsak zaten çok basit. En fazla bazen iki doz gerekiyor ilaç yapmak, bazen tek doz gerekiyor. Ama çok büyük bir gebelik kesesi varsa, tüplerde ya da rahimde ya da karında ya da işte kormoran gebelik dediğimiz, maalesef o zaman ilaç yeterli olmayabiliyor. O yüzden mecburen cerrahi tedaviye geçiyoruz. O segmenti çıkarmamız gerekebiliyor. Sadece dış gebeliği doğurtmamız gerekebiliyor. Bazen de tüpü almamız gerekebiliyor cerrahi olarak. Dış gebelik tekrar eden bir durum mudur? Evet, maalesef eğer ki dış gebelik olan tüpü çıkarmadıysak oradaki şey zedelenmiş oluyor. Cerrahi geçirilmiş olan ya da dış gebeliğin yerleşmiş olduğu tüp, hiçbir cerrahi yapmasın diye sağaltma yöntemiyle bile doğurtmuş olsanız o dış gebeliği, yani hiç kesmeden tüpü, oradaki siliyalar dediğimiz akciğerlerimiz gibi tüplerde de böyle incecik, gözle görünmeyen böyle incecik tüysü yapılar var. O tüysü yapıların hareketiyle zaten gebelik rahime doğru gelir. Oradaki yapılarda zaten bir bozukluk vardır. Bir de üzerine dış gebelik eklenince daha da bozulur. Aynı tüpte tekrar dış gebelik olma olasılığı maalesef yüksek. Yani tekrar edebiliyor. Evet. Zaten bir kere dış gebelik geçirmiş olan hasta daha bilinçli oluyor. Daha erken geliyor kontrole ve daha erken tanısı konuluyor. Peki o esnada hastanın psikolojisi nasıl olmalı hocam? Yani tabii çok zor. Bir bebek istiyorsunuz, gebe kaldığınızda çok mutlusunuz ama geliyorsunuz, doktor diyor ki bu sağlıklı bir gebelik değil, sonlandırmamız gerekiyor da sonlanacak, daha başımıza çok daha büyük şeyler gelebilir. Tabii ki psikolojisini çok yükseltmeye çalışıyoruz, bunun olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz ama zor tabii, yani bunu kabullenip tedavisini olmak. Bir de dediğim gibi bir kere iki kere olan üçüncü dördüncü kere olma riski daha yüksek. Bazen şey bile diyoruz, her iki tüpünüzü alalım lütfen, siz artık normal yollarda gebe kalmayın, yollardan gebe kalmayın. Tüpleri de almazsak tekrar dış gebelik olabilecek ve tüp bebek yaptırın, yani yardımcı üreme teknikleriyle gebe kalın dediğimiz hastalarımız var maalesef. Dış gebelik sonrasında tüp bebek tedavisiyle gebe kalabiliyor kişi. Tabii kalabiliyor. Sadece normal, yani bu her dış gebelikte olmuyor tabii ki. Evet. Bu çok söylediğim uç vakalar. Normal gebelik kalabiliyor. Bir tüp alsanız bile diğer tüpten çok rahat, spontan kendiliğinden gebe kalabilir. Peki çocuk sahibi olmanın belli bir yaşı var mıdır? Çocuk sahibi olmanın artık günümüzde tabii her zaman belli bir yaşı var ama çok yaşlar gerilere doğru, ya yani ilerlere doğru gitmeye başladı. En sağlıklı gebelik yaşı 24-28 yaş arasında olan gebelikler, en doğurgan, en sağlıklı olduğumuz yaşlar. 35 yaşın altında gebe kalmanızı çok öneriyorum. Ne kadar yaşınız ilerlerse hem gebe kalma şansı, hem yumurtalık rezerviniz, hem de bebeklerde işte Down sendromu gibi gerek, yani istemediğimiz şeyler, durumlar, işte düşükler, daha çok sorunlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden 35 yaşından sonra, tabii 28 diyorum ama artık herkes kariyer yapıyor, herkes çalışıyor. Artık 28 yaşından sonra 35'li 40'lı yaşlarda gebelikler çok arttı. Kalmayın demiyoruz tabii ama mümkünse 35 yaşından sonra çok ertelememeye çalışın gebeliklerinizi. Olmayacak bir şeyse artık biz yumurtalarınızı dondurun diyoruz. Çünkü 35'ten sonra 40'tan sonra hele de yumurtalıklarınızın kalitesi çok düşebiliyor. Gebe kalsanız bile düşüklere neden olabiliyor. Gebe kalmanız çok zorlaşabiliyor. O yüzden hani mümkünse 35'ten önce, yok olmayacak gibiyse gerekirse bir yumurtalık rezervine baktırıp mutlaka yumurta saklama işine girmeniz gerekiyor. Bazen 50, yani çok daha yakında 52 yaşında gebem oldu ve doğurttu. Ama tabii akıllılık ya etmiş gebem, daha önce yumurtalarını toplatmış, yoksa 52 yaşında gebe kalmak çok zor. Ama hamile kaldı, bebeği kaldı, dünyaya geldi. Evet, evet. Hocam. Yani yardımcı üreme tekniğiyle, IVF'le, tüp bebekle dondurduğu yumurtalardan gebe kalarak oluştu. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de. Peki, gebelik sürecini anne adayı nasıl geçirecek hocam? Nasıl geçirmeli? Sağlıklı bir gebelik süreci nasıl geçmeli? Aslında sağlıklı gebelik sağlıklı bireyle başlıyor. Bu keşke hani
hep planlı olsa gebelikler. Planlı gebelik ne demek? Ben hani çocuk sahibi, çift, eğer çocuk sahibi olmaya karar verirse bir kere hayatımı düzene sokacak. Zararlı her şeyden, sigara, alkol gibi ya da işte beslenme, zararlı beslenme alışkanlığı, fast food, paketli beslenme, turfanda dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi. Beslenme alışkanlıklarından uzak duracak. İşte meyvelerle, mevsim meyve sebzeleriyle, sağlıklı gıdalarla beslenmeye başlayacak. Ve kesinlikle zararlı uyuşturucu, sigara, alkol gibi her türlü zararlı etkenden arınacak. Ve mümkünse kan değerlerine bakıyoruz. İşte folik asidine, B12'sine, D vitaminine, kanına bir problem varsa onları da halledip en azından 3 ay önceden folik asit başlayıp ondan sonra gebe kalmak ideal. Ama böyle kaç kişi var? Çok az. Evet. %1'i bile böyledi. Genelde gebe kalıp geliyor hastalarımız. Ondan sonra gebe kaldığını öğrendiğinde de gene bu dediklerime dikkat ederek düzenli beslenmeyle, işte ufak tefek böyle dokunuşlarla, vitaminler, işte takiplerle düzenli takiplere gelecek. Rutin kontrolleri ne zamandan başlıyor hocam? Aslında rutin kontroller ilk gebe, eğer gebe olarak geldiyse Dünya Sağlık Örgütü ilk ultrason 12. haftada yapılıyor. Evet. Ama bizimkiler, bizim hastalarımız çok tabii ki erken geliyorlar. Çok daha erken başlıyoruz ultrason kontrollerine ama ayda bir kere düzenli takip bizim için yeterli. Evet, ayda bir mutlaka hamile olan anne adaylarımız, gebe olan anne adaylarımız mutlaka her ay kontrollerini, takiplerini yapsınlar. Gebelik sırasında en az 5-6 kez, işte onların ayları var, rutin kontrollerini en az 5-6 kere bir sağlık yardımı almaları gerekiyor sağlık kuruluşunda. Evet, tabii o süreçte psikolojilerini yüksek tutmaları gerekiyor. Evet. Moralleri yüksek olması gerekiyor. Evet, evet. Diyorum ya, sağlıklı kadın her şey demek. Sağlıklıysanız eğer bebeğinize de daha çok sağlık veriyorsunuz. Ama sizde işte şeker gibi, tansiyon gibi ya da başka türlü sorunlar varsa ya da kötü alışkanlıklarınız varsa direkt etkileniyor bebek. Çünkü içinizde büyüyor, içinizde yapılanıyor, içinizde yaratılıyor. O yüzden hani biz sağlıklı olmazsak asla sağlıklı, yani çok zor sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek. Onu da riske atıyoruz hayatını. Evet. Tabii o süreç biraz daha hassas bir süreç. Evet, çünkü yeni bir insan yaratılıyor. Evet, tabii burada babanın, aile yakınlarının, çevrenin biraz destek olması gerekiyor mu hocam? Kesinlikle, her şey demek aile desteği. Çünkü tek başına geçirmiyorsunuz, bir ailesiniz artık. Babanın da kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Her anda ortak olması bir kere gebeyi çok rahatlatıyor. Gebenin rahat olması, psikolojisinin çok iyi olması demek. Bebeğin de psikolojisinin, evet, çok iyi olması demek. Ben hep kadın olarak düşünmeyin. Herkesin, yani sonuçta bebeğin yarısı anneden geliyorsa yarısı da babadan geliyor. Her iki çiftin de hayatını düzene sokmasını. Ben evin içerisinde balkonda dahi sigara içmeyin diyorum. Çünkü üzerinize siniyor o koku. Kapıdan giriyor. Bebeğiniz, babası, annesi sigara içmese ne olur? Babası sigara içiyorsa sigara konusu kokusunu baba kokusuyla özdeşleştiriyor. İleride o da içir sigara. O yüzden asla babaların da sigaradan kurtulmasını istiyorum. Peki bu aşamada annenin yiyeceklerine, içeceklerine nasıl dikkat etmesi gerekiyor hocam? Aslında biraz önce bahsettim. Çok böyle özel bir şey istemiyorum. Şöyle yapayım. Sadece sağlıklı beslenin. O mevsimde şeyde, pazarda ne varsa onu alın. Yani turfanda zaten hem pahalı hem çok sağlıksız bir şey. Paketli gıda tüketmeyin. Çok fazla işte hamur işi, ekmek, yağlı, kızartma. Yani bunlar sadece şey sağlığınıza değil, kesenize de zarar. Genelde onlardan şöyle bir durum var Nurcan Hocam. İşte gebelik döneminde anne çok fazla yemek yer ki bebeğime de vitamin olsun diye. Bu ne kadar doğru? Hiç doğru değil. Yani sağlıklı beslenmek ayrı bir şey. Çok yemekten bahsediyoruz. Yani 30 kilo da alsanız 3 kilo, 3,5 kilo da en iri doğan 4-8'i doğuruyor ki o da doğuramıyor. Sezaryana gitmek zorunda kalıyor. Yani iri bebek doğurmak bir kere kesinlikle sağlıklı bir şey olacak anlamına gelmiyor. Daha çok sağlık sorunu oluyor iri bebeğin. Sürekli sizin yediklerinizle alakalı değil. Eğer şekeriniz varsa çok iri oluyor bebeğiniz. 3,5, 2,5, 3,5, maksimum 3,700 bebeği doğurmak zaten sağlıklı doğurmak demek. 30 kiloda olan o kadar doğuruyor, 9 kiloda olan o kadar doğuruyor. Fazla kilo alıp belimize, bacaklarımıza o yükü yüklemenin bir manası yok. Bebeğe hiçbir faydası yok. İşte bir sürü çatlak patlak oluyor bütün cildimizde. Oturamıyoruz, kalkamıyoruz, yatamıyoruz. Çok zor bir şey çok kilo almak gebelikte. Verince çok, vermek çok zor.
Verdiğinizde bir sürü sarkmalar oluyor. Almak kolay ama vermek çok kesinlikle zor. Kesinlikle. O yüzden asla fazla kilo istemiyoruz. Gebelik sürecinde ideal kilo artış oranı nedir Nurcan Hocam? Kişiye göre değişir mi? Kilosuna göre değişir. Çok zayıf bir insana imda 9 kilo diye tutturma, yani 12-13-15 kiloya kadar çıkabiliyorsunuz. Çok şişman olan, çok kilo olana da imda 9 kilo alacaksın diye bir dayatmamız da yok. Kişinin kilosuna göre ortalama 9 ideal diyoruz. 12'yi geçmeyin, 7'nin altına düşmeyin diyoruz. Evet, peki. Anne gebelik sürecini geçirdi, gebe kaldı. Gebelik sürecini sağlıklı bir şekilde geçirdi ve doğum. Evet. Peki, normal doğum mu, sezaryen doğum? Tabii ki normal. Hiç kuşkusuz normal doğum. Yani bunun hiçbir tartışması yok. Ben her zaman söylüyorum. Küçücük bir ameliyat, apandisit diyorlar, kist diyorlar. Ameliyat olmamak için fellik fellik kaç doktor dolaşıyor insanlar ama çocuk söz konusu olunca sezaryen istiyorum. Çok şaşırıyorum. Ne kadar büyük bir ameliyatı, ne kadar kolay istiyorlar insanlar diyor. Ama orada çok güzel doğal bir mecra var. Oradan çok rahat çıkabilecekken bebek, biz karnını kesiyoruz, rahmini kesiyoruz kadının. Sonra tekrar dikişler atıyoruz. Bir sürü risk alıyor kadın kendi hayatıyla ilgili. Ve tekrar normal doğum yapmak istediğinde daha da riskli bir duruma sokuyor kendisini. Elbette sezaryen can kurtaran bir ameliyat. Hem anne hem bebeğin canını kurtaran bir ameliyat. Ama gerekli olduğu yerde. Gerçekten sezaryen olması gerektiği yerde çok güzel bir ameliyat. Öbür türlü kadının vücudunu da, vücuduna da çok zarar veren bir ameliyat. Ve doğal yollardan doğmayan bebeklerde daha çok, bir sürü çalışmalar var. Daha çok astım, bronşit gibi alerjik hastalıkları çok daha fazla görüldüğü saptanmış. Evet, normal doğum diyorsunuz. Kesinlikle. Normal doğumu tavsiye ediyorsunuz. Tabii sezaryenli vakalarda farklı, belki riskli. Sezaryen sonrası normal doğum da yapıyoruz elbette ki. Evet. Ama bu hani endikasyonu varsa, yani çatı darlığı nedeniyle sezaryen onu olduysa hasta, tekrar çatısı onu genişlemeyecektir. Gene sezaryen olması gerekiyor. Ama bebeğin kalp atışları bozulmuş, tam doğuracakken rahimi açılmış, bir tane normal doğum var, ikinciye sezaryen olmuş gibi. Ya da işte tersmiş bebek, o yüzden sezaryen olmak zorunda kalmış. Çatısı aslında çok normal. Bir takım güzel eğer şartlara sahipse sezaryen sonrası da normal doğum yaptırıyoruz. Ama onda bazı endikasyon kondisyonları var, olması gereken durumlar var. Peki bebek dünyaya geldikten sonra yine anne sizinle bağlantıda oluyor. Yine tabii, kontroller kadın doğum uzmanı tarafından yapılıyor. Tabii, hemen bir hafta sonra bir kontrole çağırıyoruz. Ondan sonra 1,5 aylık olunca kontrole çağırıyoruz. Buna çok önemli var. Niye? Korunma konuşuyoruz. Evet. Korunma çok önemli gebelik sonrası. En az 2 yıl kesinlikle gebe kalmamaları lazım. Ha, kalırlarsa kürtaj mı yapıyoruz? Tabii ki yapmıyoruz ama ideali 2 sene gebe kalmamak. Hem diyorum sizin sağlığınız için, hem doğurduğunuz bebeğin sağlığı için, hem de doğuracağınız bebeğin sağlığı için en az 2 sene ara vermeniz gerekiyor. O yzden mutlaka korunma konuşuyoruz ilk 1,5 aylık kontrole geldiğinde. Evet. Çünkü sağlıklı bireyler sağlıklı nesil demek. Evet. Annelerden doğar. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için. Bugün birçok konuyu sizinle paylaştık. Merak ettiğimiz birçok sorunun cevabını aldık. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Operatör Doktor Nurcan Dalan bizlerle birliktelerdi. Merak ettiğimiz tüm soruların cevabını aldığımızı düşünüyorum. Çünkü birçok konuyu işledik. Rahim ağzı kanserinden dış gebeliğe, normal gebelikten hijyene kadar her şeye hocama çok teşekkür ediyorum. Bizlere bilgiler verdiler. Sizleri de bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Ve Şifa Kapısı programından ayrılmayın diyorum. Çünkü her hafta farklı farklı konuklarımız oluyor. Kıymetli hocalarımız değerli bilgilerini sizlerle paylaşıyorlar. Tekrar ben Nurcan hocama teşekkür ederken siz değerli Şifa Kapısı programı izleyenlerimize hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Seyret ekranlarından ayrılmayın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu.
Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıfı hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.